Merhaba arkadaşlar. Bu videoda geri yayılım, backpropagation öğrenme kuralından bahsedeceğim. Backpropagation çok katmanlı ileri beslemeli ağlarda kullanılan bir öğrenme kuralıdır. Temel prensibi veri setinden okuduğu girdileri ağda ileri doğru hesaplayarak ağın çıktısını bulur. Gerçek çıktı ile karşılaştırarak oluşan hata değerini ağda geriye doğru ileterek ağırlıkların ve eşik değerlerin güncellenmesini sağlar. Burada 1, 2 ve 3, 4 nöronları görünüyor. Ağırlıklar ve eşik değerleri görünüyor. Ve bu ağda çıkan çıktı 3 ve çıktı 4 aslında bizim ağın çıktısı. Dolayısıyla veri setindeki O1 ve O2'ne karşılık geliyor. Dolayısıyla X ve Y'yi veri setinde verdiğimiz zaman ve ileri besleme yaptığımız zaman oluşan çıktı ve çıktı 3 ve çıktı 4 O1 ve O2 ile karşılaştırılarak hata hesaplanacaktır. Evet, ilk etapta V11, V12, V21, V22 yani bu ağırlıklar ve eşik değerleri ilk etapta rastgele atanacaktır. Rastgele bir değer atanacaktır. Sonra eğitim devam ettikçe olması gereken değerleri gelecektir. Dolayısıyla ağırlıklar aslında bilginin temsil edildiği yerdir, ağırlıklar ve eşik değerleri. Ama bu değerlerin tam olarak neyi ifade ettiği, neye karşılık geldiği maalesef ispatlanmış bir durum değildir. Evet, bunlara rastgele değerler atıyoruz. Eşik değerlerine de rastgele değerler atayalım. Bunun dışında bir de öğrenme katsayısı bulunuyor. Bu da öğrenme hızını belirler. Sıfıra yakın oldukça öğrenme yavaştır. Bire yakın oldukça da öğrenme hızlıdır. Dolayısıyla yavaş öğrenmede öğrenilen şeyler geç unutulur ama hızlı öğrenme hızlı unutmayı da beraberinde getirir. Diğer bir parametremiz ise momentumdur. Momentum aslında moment ittirme anlamına gelmektedir. Dolayısıyla herhangi bir iterasyonda olur da hata oluşmazsa bir önceki iterasyondaki güncelleme miktarı momentumla çarpılarak ufak da olsa bir güncelleme sağlanır veya diyelim ki girdiler sıfır olabilir. Bu durumda çarpan etkisinden yutan eleman olacağı için yine burada bir güncelleme etkisi alamayacağımızdan işte orada yine momentum devreye girerek aslında güncellenmesini bir önceki iterasyona göre güncellenmesini sağlayacaktır. Momentum da 1'e yakın bir değer genelde verilir. Evet, aktivasyon fonksiyonu olarak bu örnekte sigmoid aktivasyon fonksiyonunu kullanacağız. Sigmoid aktivasyon fonksiyonu nöron üzerinde oluşan net bilginin dışarıya çıktı olarak hangi değerde verilmesini belirleyecek olan bir fonksiyon. Dolayısıyla diğer bir ismi transfer fonksiyonudur, aktivasyon fonksiyonu. Hiçbir nöronda oluşan bilgi olduğu gibi dışarı verilmez. Bir aktivasyon fonksiyonu uygulanır. Dolayısıyla bizim burada sigmoid seçmemiz aslında alacağımız değerlerin 0 ile 1 arası olması gerektiğini gösteriyor. Çünkü çıktılar da 0 ile 1 arası olacaktır. Sigmoid'in formülü de 1 bölü 1 artı e üzeri eksi net ile hesaplanacaktır. Burada birinci nöronun üzerine X V11 ağırlığıyla Y'de V21 ağırlığıyla geliyor. Evet, birinci iterasyon aslında veri setinde birinci satır, bir ilk satırın okunması şeklinde düşünebiliriz ve A verilerek A'nın çıktısının hesaplanmasıdır. Burada X 0,2'dir ve Y 0,3'tür. Dolayısıyla X birinci nörona V11 ağırlığıyla gelirken Y birinci nörona V21 ağırlığıyla gelecektir. Ve birinci nöronda oluşacak net 1'i ve ikinci nöronda oluşacak net 2'yi şu şekilde hesaplayacağız. X çarpı V11 olacaktır. Çünkü X V1 üzerinden geldiği için. Ve Y de V21 üzerinden gelerek birinci nörona giriyor. Ve birinci nörona ayrıca eşik değeri geliyor. Tabii eşik değeri de bir üzerindeki ağırlık 1 kabul edildiği için direkt B1 eşik değerini almamız yeterlidir burada. Ve bu şekilde hesapladığımız zaman net 1 değerini hesaplamış olacağız. Ve bu değer de aslında
Evet, 0.21 ve aynı şeyle net 2 ile hesapladığımızda 0.36 olarak hesaplamış oluruz. Şimdi bu nöronların çıktılarını hesaplayacağız. Çıktı 1 ve çıktı 2. Sigmoid aktivasyon fonksiyonunu kullanacağımızı söylemişim. Dolayısıyla 1 bölü 1 artı e üzeri eksi net 1 olacaktır. Ve çıktı 2 de 1 bölü 1 artı e üzeri eksi net 2 olacaktır. Ve bu değerleri hesapladığımızda çıktı 1 0.552 ve çıktı 2 de 0.589 değerini elde etmiş olacağız. Evet, şimdi aynı durum ara katman ve çıktı katmanı için uygulayacağız. Yani artık birinci nöronda çıktı 1, ikinci nöronda da çıktı 2 oluştu ve çıktı 1 D3-1 üzerinden gelerek 3. nörona ve 3-2 üzerinden gelerek de 4. nörona giriyor. Aynı şeyi çıktı 2 için de 4-1 ve 4-2 üzerinden söyleyebiliriz. Ve demin hesapladığımız aynı şeyi şimdi ara ve sonuç katmanı için hesaplayacağız. Net 3 için ve net 4'ü hesaplamamız lazım. Net 3'te nedir? Çıktı 1 çarpı V1, V3-1 ve çıktı 2 çarpı V4-1 artı eşik değeri 3 şeklinde söyleyebiliriz. Buradan 0.988 gelecek ve net 4'ü de çıktı 1 V3-2 ve çıktı 2 de V4-2 üzerinden gelip 4. nörona girmiş oluyor. Ve 4. eşik değerinde toplayarak 0 1.202 değerini buluyoruz. Şimdi bu A'nın çıktısını hesaplamak için net 3 ve net 4'ü transfer fonksiyonuna sokup sigmoid transfer fonksiyonuna çıktı 3 ve çıktı 4'ü hesaplayacağız. Evet, şimdi de çıktı 3 ve çıktı 4'ü yani A'nın çıktısını hesaplayalım. Çıktı 3 1 artı E üzeri eksi net 3 o da 0.729 yapacak. Çıktı 4'ü hesaplayınca da 1 bölü 1 artı e üzeri eksi net 4. Bu da 0.769 yapacaktır. Evet, A'nın çıktısını hesapladığımıza göre gerçek çıktılar da belli. Dolayısıyla biz aslında hatayı hesaplayabiliriz. İleri besleme kısmı burada bitmiş oluyor. Şimdi de geri yayılım kısmının yani back propagation'ın başladığı nokta ve hatayı geriye ileterek ağırlıkların ve eşik değerlerin güncellenmesini sağlayacağız. Evet, hataları hesaplayalım. Beklenen eksi çıktı aslında. Dolayısıyla beklenen nedir? O3 daha doğrusu O1 eksi çıktı 3 ve beklenen 2 de nedir? O2 eksi çıktı 4 olacak. Bu şekilde hataları hesaplayabiliriz. İlk hata eksi 0.729 olacak. İkinci hata da 0.231 şeklinde. Ve bu hataları biz geriye doğru ileterek ağırlıkları ve eşik değerlerini güncellemesini yapacağız. Ve bu işte aslında eğitim olmuş olacak. Bizim burada önce bir nöronların üzerinde hata miktarını hesaplamamız lazım. Hata miktarı 3 ve hata miktarı 4'ü hesaplayacağım. Hata miktarı 3'ü nasıl hesaplıyoruz? Çıktı 3 eksi çıktı 3 çarpı 1 eksi çıktı 3 çarpı hata 1. Hata miktarı 4'ü de çıktı 4 çarpı 1 eksi çıktı 4 ve hata 2 şeklinde aynı şekilde hesaplayacağız. Ve ilkenin değeri eksi 0.144. İkinci hata miktarı da 0.041 şeklinde olacaktır. Bu hata miktarları aslında ağırlık değişim değerleri ve eşik değişim değerlerinde kullanılacak. Ve bu eşik ağırlık değişim değerleri eski ağırlıkları eklenip ağırlıklar güncellenmiş olacaktır. Burada şu an ara katmana çıktı katmanı arasında 4 tane ağırlık ve 2 tane de eşik değeri bulunmakta. Bunların değişim miktarlarını bulacağız. Evet, 3 birin ağırlık değişim miktarını bulurken
Burada aslında biz öğrenme katsayısından faydalanıyoruz. Öğrenme katsayısı tabii ki öğrenme hızını belirliyordu. Hangi nöron bu? 3-1, üçüncü nöron aslında. Dolayısıyla üçüncü nöronun hata etki miktarı ve hangi ağırlık bu hangi 3-1 ağırlığı hangi çıktı üzerinden geçiyor bunun? Çıktı 1 geçiyordu ve dolayısıyla çıktı 1'i de ağırlık değişim miktarını hesaplarken yerleştireceğiz. Evet, çıktı 1'i de yazalım. Evet, bu normalde ağırlık değişim miktarının hesaplanma formülü ama eğer biz momentumlu back propagation kullanıyorsak buraya momentumu da eklememiz lazım. Ki burada momentumu da belirlemiştik. Dolayısıyla momentum çarpı bir önceki ağırlık değişim miktarını yani bir önceki iterasyondaki ağırlık değişim miktarını alıyoruz. Eğer bu ilk iterasyonsa bu kısmı zaten sıfır oluyor. Evet, bunun sonucu 0.0159 olacaktır. Bu mantıkla diğerlerini de yazalım ve 3-2 öğrenme katsayısı ve bu ikinci nörona gittiği için 4 yani dördüncü nöron oluyor aslında. Dördüncü hata etki miktarı ama aynı çıktı bir geçiyor. Dolayısıyla bu şekilde yazıyoruz. Bu da değeri de 0.00045 olacaktır. Evet, 4-1'i ve 4-2'yi de hesaplayalım. 4-1'de öğrenme katsayısı 3. nörona gidiyor ve çıktı 2 geçecek üzerinden. Evet, bu şekilde sonuçlarını yazmış oluruz değişim miktarlarının. Şimdi eşik değerleri için de aynı işlemi yapacağız. Eşik değeri 3 için ve eşik değeri 4 için. Burada tabii üzerlerinden bir input geçmediği için sadece öğrenme katsayısını kullanıyorum. Ve hangi nörona giriyorsa onun hata etki miktarını. Bu üçüncü nörona giriyor. Ve bu da dördüncü nörona giriyor. Tabii ki bunlarda da yine bir önceki değişim miktarının momentumla çarpılıp toplanma işlemi olacaktır. Bunların da sonucu 0.200288 ve 0.00082 şeklinde. Evet, şimdi yeni ağırlık değerlerini nasıl buluyoruz? Bu değişim miktarlarıyla eski değerleri toplayarak yeni ağırlık değerleri ve eşik değerlerini buluyoruz. Ağırlık ve eşik değerlerimizin gün son halleri bunlar olacaktır. Ara katman ve çıktı katmanı için. Ara katman ve çıktı katmanı arasındaki tabii ki ağırlıklar ve eşik değerleri için. Şimdi burada çıktı 1 ve çıktı 2 var ama bunların ben gerçek değerlerini bilmiyorum. Veri setindeki çıktı 3 ve çıktı 4'ün gerçek değerleri veri setinde vardı. Dolayısıyla burada bir hata hesaplayıp ben o hatayı kullanarak ağırlıkları güncelleyebilirdim. Ama şimdi aynı şeyi birinci ve ikinci nöron için yapamam. Dolayısıyla birinci ve ikinci nöronun hata etki değerlerini hesaplamak adına üçüncü ve dördüncü hata etki miktarlarını kullanacağım. Ve böylelikle biz hatayı geriye doğru iletmiş olacağız. Birincisini hesaplarken yine tabii ki çıktı 1 çarpı 1 eksi çıktı 1. Ve işte bu kısımda normalde gerçek çıktı 1'i bilmediğim için hatayı geriden ileterek hesaplamam gerekiyor. Normalde 3'ün üzerindeki hata miktarı V3 birim üzerinden geçiyor. Dördüncüdeki hata miktarı da V3 2'nin üzerinden geçerek birinci nörona geliyorlar. O zaman burada bu şekilde bir aynı ileri beslemenin geriye iletilmiş hali gibi üçüncü etki miktarını ağırlık 3-1 ile 4'ü de 3-2 ile çarpıyoruz. Tabii bu 3-1 ve 3-2 yeni güncel bulduğumuz değerler değil. Birinci iterasyonda hesaplarken hataya sebep olan V3-1 ve 3-2 olacak. Aynı mantıkla ikinci nörondaki hata miktarını da bu şekilde bulabilirim. Evet, bunların değerleri de birinci hata miktarın değeri eksi 0.0178 ve ikincisininki de eksi 0.0165 olacaktır. Bundan sonrası aslında demin yaptığımız aynı şeyi ağırlık değişim miktarlarını ve eşik değer değişim miktarlarını bulup bunların yenilerini üzerine ekleyerek
güncel hallerini bulmak. Evet, V1-2'yi, V1-1 pardon, V1-2'yi, V2-1'i ve V2-2'yi bulacağız. Daha sonra da eşik değeri 1 ve eşik değeri 2'yi değişim miktarlarını bulacağız. Ve daha sonra bunları normal eski hallerin üzerine ekleyeceğiz. 1-1 değişim miktarını yine öğrenme katsayısı ve birinci nörona gittiği için birinci hata etki miktarı ve bu V1-1 üzerinden geçen input'a bakalım. X input'u geçiyor. Dolayısıyla burada çarpan olarak X gelecektir. Ve artı yine aynı şekilde momentum çarpı bir önceki iterasyondaki değişim miktarı. Ve bu formülü tamamına uygulayacağız. Sadece üzerinden geçen Y ise Y'yi, ikinci nörona gidiyorsa ikinci nörondaki hata etki miktarını kullanacağız. Evet, bunların da sonuçlarını yazalım. Evet, değişim miktarlarını bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi bunları eskilerin üzerine ekleyerek yeni ağırlıkları ve yeni eşik değerlerini aynı burada bulduğumuz gibi bulmuş olacağız. Evet, yeni değerleri yazalım. Evet, bu şekilde yeni ağırlık değerleri ve eşik değerlerini bulduk. Bunlar bir sonraki iterasyon için bizim ağırlık ve eşik değerleri olacak. Ve yine aynı işlemi ikinci iterasyon için tekrarladığımızda yeni çıktıyı bulacağız, an çıktısını ve var olan gerçek çıktıyla karşılaştırıp hatayı bulup aynı işlemleri ikinci iterasyon içinde uygulamış olacağız. Tabii ki biz burada ağırlıkları iterasyon bazlı güncellediğimiz için aslında stokastik gradient descent yaklaşımını kullanıyoruz. Eğer eğitim veri setini bir bütün olarak okuttuktan sonra ortalama hataya göre ağırlıkları güncellemiş olsaydık bu durumda gradient descent yaklaşımını kullanmış olacaktık. Ama tabii ki onun lokal minima takılma riski var. Evet, hızlı daha hızlıdır ama stokastik gradient descent global minimuma gitme olasılığı daha yüksektir. Bu videomuzda backpropagation geri yayılım algoritmasını öğrenme kuralının nasıl hesaplandığını bir iterasyon üzerinde göstermeye çalıştım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.